Elbette yani çünkü gün olarak oruç nedir? İmsak ile iftar arasında gün budur. O gün boyunca tutarız ama bazı günler uzun, bazı günler kısa. Yani o da Rabbimiz bunda da bakın dünyanın her tarafında kısa günlerle uzun günler değişmiş oluyor. Mesela bir yer bizim takvim Haziran'da, Temmuz'da oruç tutarken, uzun günlerde tutarken, öbür taraf kış mevsiminde tutmuş oluyor. Dünyanın bir diğer yarım küresi öyle oluyor. Ama bu onlar için de değişiyor, bizim için de. 33 yılda bir defa yeri değiştirmiş oluyor. O yüzden Rabbimizin böyle planlamış olması gayet adildir, güzeldir. Evet. Bu şundan oluyor. Bakın, güneş yılı 365 gün. Ay yılı 354 gün. Bu kameri aylar, yani ayla ilgili takvim, ay yılına göre ya 29 ya 30, ya 29 ya 30, 28 de yok, 31 de yok. O yüzden her yıl güneş yılına göre 10 gün, 11 gün daha değişik olmuş oluyor. Yüce Rabbimiz buyuruyor ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. İnsanları ve cinleri beni bilmeleri, bana kul olmaları için yarattım. Bu kulluk görevlerimizden birisi de oruçmuş. Yani Rabbimiz ne buyuruyor? Sallallahu ya eyyühellezine amenü kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey müminler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki takvaya eresiniz. Yani demek ki Allah'a yaklaşmamız için Rabbimiz bakın nice hikmetler, Rabbimizin verdiği nimetlerin kadru kıymetini anlıyoruz. Bir bardak su ne kadar değerliymiş, bir lokma ekmek ne kadar önemliymiş. İnsan acıkınca bunun farkına daha çok varıyor. Rabbimizin verdiği nimetlere şükrü öğreniyoruz. Ya Rabbimiz bütün dünyayı yaratmış, bizim emrimize vermiş ama belli bir zaman için yasak koyuyor. Bu nimetlerin sahibi benim. Nimetlerin sahibine de şükretmesini bilesiniz diye. Bir de tok acın halinden bilmezmiş. Sonra irade eğitimi yapıyoruz. Nefsimi frenlemeyi eğitimini de görüyorum. Demek sabır ayı, sabır. Sabretmesini bilmeliyim. Sıkıntılar karşısında sabretmeliyim. Efendim, bir yokluk karşısında sabretmesini bilmeliyim. Böyle bir eğitimi de yapıyor Rabbimiz bu ibadetle bize. Evet, ya Rabbi, her emrin başım üzerine demek durumundayız.